Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 30 Mart 2020 7. sınıf Türkçe dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde ek eylem yani ek fiillerle ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. Soruları çözmeden önce kısaca bir değinmek istiyorum ek eyleme. Ek eylem iki görevi vardı ek eylemin. Bir görevi isme gelip ismi yükleme çeviriyordu. Bir diğer görevi de basit çekimli fiili birleşik çekimle çeviriyordu arkadaşlar. Bakalım sorumuza birinci sorumuza. Yukarıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde ek fiil vardır diyor. Bakalım Sefa ne diyormuş. Canlı müzik dinlemek için konser alanına gittik. Arkadaşlar bu basit çekimli bir fiil gördüğünüz gibi. Yükte hafif pahada ağır olan her şeyi yanına almış. Bu da basit çekimli. Neden basit çekimli? Çünkü arkadaşlar bir tane kipeki almış. Yani almak fiil maşeki benim kipekim yukarıda da göründüğü gibi aynı şekilde. Bahçedeki güllerin birkaçı soldu. Solmak benim fiilim. Du eki, ki eki ama basit çekimli bir fiil. Gitti bunlar. Denizden esen rüzgar oldukça serindi. Arkadaşlar serin isim. Di eki ne yapmış burada? Ek eyleme, ek eylemle çevirmiş bunu. Yani isme gelip ismi yüklem yapmış. Aslında nedir bu? Serin idi. Gördüğünüz gibi cevabımız denizli, zuhal yani. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyormuş ikinci sorumuz? Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiilin görevi diğerlerinden farklıdır? Ek fiilin görevini az önce anlattım size arkadaşlar. Feyza'nın babası çok zenginmiş. Arkadaşlar zengin isim Mişek'i gördüğünüz gibi ne yapmış? İsme gelmiş. İsmi yükleme çevirmiş. Yolda küçük bir kaplumbağa rastlamıştı. Arkadaşlar rastlamıştı. Rastlamak benim fiilimmiş. Kip eki tığ eki artı. Bu da kip eki ama ikinci kip ekim ne oldu? Benim eki eylemim oldu. Ne yapmış? Basit çekimliği birleşik çevirmiş Yani fiile gelmiş bu. Bana soru soranlardan biri de Cenk'ti. Cenk isim. T eki nedir burada? Eki eylem. Yani Cenk idi anlamında kullanmış arkadaşlar. Madenden çıkanların elleri ve yüzleri kapkaraymış. Arkadaşlar kapkara bir isim. Mış eki. Kip eki biliyorsunuz ama isme geldiği için ne yapmış artık? Bunu ek eyleme çevirmiş. Yani hangisi farklı? İkinci maddemiz farklı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Hadi bakalım arkadaşlar. Buraların yazı da kışı da bambaşkadır. Arkadaşlar bambaşka isim. Dır eki Ekeylemin eylemin geniş zamanı bambaşka idir anlamında. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> yani burada ekeylem eylem var. Radyonun B şıkkı. Radyonun sesini biraz kısar mısın? Arkadaşlar kısmak benim fiilim. Ar geniş zaman. Herhangi bir ekeylem söz konusu değil. Davete katılanlar çok şıktı. Şık isim. T eki ne burada arkadaşlar? Ekeylem. Neden ekeylem? Çünkü şık isim isme geldi. Yükleme çevirdi. Yüklem yaptı. Oyunculardan biri çok kısaymış. Kısa benim ismim. Mış eki almış. Ne yapmış? Eke çevirmiş arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Devam edelim dördüncü sorumuzda. Ne demiş dördüncü sorumuz bize? Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi ekfil almıştır? Bakalım. Sokaklar, caddeler, bulvarlar, kısacası her taraf ıssızdı. Adeta... Her yerde incin top oynuyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oynuyordu benim ekeylemin. Ipısızlı da benim ekeylemim. Ne varmış? Hangisini vermiş bize? Hangisini? Adeta ekeylem değil. Yerde ekeylem değil. Bulvar ekeylem değil. Ama ıpısızlı gördüğünüz gibi benim ekeylemim. Beşinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisine ek fiil kullanılmıştır? Birinci maddemize bakalım. ...elinde tohum varsa... ...mevsimi geldiğinde toprağa ek... ...dedi büyük babam... ...büyük babası demiş bunu... ...ek var mı? Hayır yok arkadaşlar... ...basit çekimle... ...ben de bir cam kabanozda... Muha ...muhafaza ettiğim domates... ...tohumlarını toprağa saçtım... ...saçmak fiil tığ eki, ki Peki ...basit çekimle... ...zamanı geldiğinde bu tohumlar... ...kıpkırmızı domatesler verecek... ...basit çekimle... ...hem faydalı hem de görüntüsüyle sofralarımızı şenlendirecek. Yani şenlendirecek diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şenlenmek benim fiilim mi? Evet benim fiilim. Devam edelim. Burada da ek eylem yok. Ellerinde tohum varsa mevsimi geldiğinde toprağa ek. Arkadaşlar bakın burada kaçırdığımız bir nokta var ek eylem ne? Bak var diyor. İsim değil mi bu? SSA neydi? İsme geldiği zaman ek eyleme çeviriyor muydu arkadaşlar? Evet çeviriyordu. Varsa dediği için burada bir ek eylem var. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki soruma geçelim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil zamire gelmiştir? Hadi bakalım. Her akşam 10 sayfa kitap okuyormuş. Okumak benim fiilim. Yor Şimdiki zaman muş, geçmiş zaman basit çekimli bileşik çekimle çevirdi ama herhangi bir ek eylem söz konusu değil. İstediği ek eylem söz konusu değil. Yani zamire gelmemiş burada. Bu da ek eylem ama zamire gelmemiş arkadaşlar. Pastadan birkaç dilim alan sendin diyor. Sen idin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sen burada zamir idin de ek eylem. Yani cevabımız Bursa. Devam edelim. Elektrikler kesildiği için oda karanlıktı, karanlık idi. Bu da ekeylem arkadaşlar ama zamir yok. Bize anlattığı hikaye değil, gerçekmiş, gerçek imiş. Bu da ekeylem arkadaşlar ama zamire gelmediği için kabul edemiyorum arkadaşlar. Çünkü benden zamiri istiyor, zamire gelen ekeylemi istiyor. Devam edelim arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz ne istiyormuş bizden? Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil almış bir sözcüğün altı çizilmiştir? Hadi bakalım. Çenem ağrıyor. Basit çekimli. Hiçbir problem yok. Şebnem yıllar sonra ülkesine döndü. Döndü de basit çekimli. Ek eylem yok. Fıkra komikti. Komik idi. Komik isim arkadaşlar. Buradaki t-ekine ek eylem. Yani cevabımız Bursa. Dörde de bakalım. Gelirken yanında Türkçe kitabını getir. Bu da basit çekimli. Burada da peki yok. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin olumsuzu kullanılmıştır? Ya arkadaşlar hatırladığınız üzere ek fiilin olumsuzunu anlatmıştık sizlere. Yok değil, mame vesaire. Tamirci çırağının elleri yağ içindeydi. Var mı bir olumsuzluk? Yok. Bu sıralar annesini hiç üzmüyor. Üzmüyor aslında olumsuz ama yor basit çekimli olduğu için ek eylem söz konusu değil. Kırmızı kirazlardan bir avuç dolusu yemiş. Bunda da bir problem yok. Atların hiçbiri bağlı değildi. Arkadaşlar değil benim ek olumsuzu değil idi diyor. Gördüğünüz gibi ek eylem. Ek olumsuzu. Devam edelim arkadaşlar. 9. sorumuzla. Ne diyor bize 9. sorumuz? Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiilin soru şekli kullanılmıştır? Bakalım. Başkan olmak için oyların yarısından bir fazlasını alması mı gerekiyor? Gerekiyor diyor arkadaşlar. Bu da bir soru gelmemiş buraya. Alması mı ya gelmiş soru? Buraya gelmemiş. da yok. Cadde üstündeki pastane saat kaça kadar açık? Saat kaça kadar açık? Bunu bu, bu ekle sormuş, bu kelimeyle sormuş burada da eylem yok. Buz dolamında kaşar peynir ve helva yok mu? Gördüğünüz gibi ne yapmış? Ek eylemin soru hali. Yok mu? Bu şehirde güneş ne zaman doğacak? Ne zamanla sormuş? Yani ek sorulmamış. Gördüğünüz gibi cevabımız C. Devam edelim arkadaşlar. Sonraki sorumuza bakalım. 10. sorumuz. Öğretmen, öğretmenin sorusuna sınıftaki öğrencilerinden hangisi doğru cevap vermiş? Bakalım öğretmenle hangi soruyu sormuş? Sevgili öğrenciler, Ek fiile çekimlenmiş bir sözcük söyler misiniz? Evet ek fiili sormuş. Bakalım kim doğru cevap vermiş. Kolaymış. Müge kolaymış demiş. Can bıraktı demiş. Efe anlıyor demiş. Filiz ise bulacak demiş. Anlıyor basit, bulacak basit, bıraktı basit ama kolaymış gördüğünüz gibi. Kolay isim mış eki isme gelmiş. İsmi ne yapmış? Yükleme çevirmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız Müge. Bir sonraki sorumuza bakalım. Son sorumuza bakalım. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi ek fiil almamıştır? Hiçbir şeyim yoktu. Yani yok idi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ek eylemi. Ek eylemin olumsuzu hatta. <laughs> Aşıkkı gitti. Tatlı dilimden başka sevincim kederime karışık. Arkadaşlar dilimden diyor. Böyle bir ek var mıydı benim? Yok. Gönlüm kadere alışık. Bir kişiydim. Kişi idim arkadaşlar ne bu? Bu da ek eylem. Alışık. Gönlüm kedere alışık. Arkadaşlar aslında bu yüklem. Niye yüklem? Alışıktır manasında. Yani geniş zamanı kullanmamış burada. Tamam mı? Yani cevabımız ne? Dilimdendir arkadaşlar. Buradaki ekelim, gizli ekelimi unutmayın. Yani gönlüm kedere alışıktır anlamında kullanmış bunu. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar dersimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.